Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla yine sizin karşınızdayım. Bugün sizlere Piper TTS isimli bir sentezleyici motorundan bahsedeceğim. Yalnız bu Piper TTS dediğim sentezleyici motoru ne yazık ki Android'de değil şu anlık. Bilmiyorum, belki Android versiyonu da çıkabilir. O yüzden şimdilik şu anlık dedim. Bu sentezleyici motoru nöral sesleri içeriyor. Yani insana yakın sesler var içinde. Şimdi önce eklenti hakkında bilgi alalım. Evet. Bu eklenti kurulumu, iletişim kutusu. Bu eklentiyi kurmak istediğinize emin misiniz? Yalnızca güvenilir kaynaklardan temin edin. Ben eklentiyi kurmuştum. Kurmak istediğinize emin misiniz diyor ama ben kurmuştum arkadaşlar. Bilgi alalım. Eklenti bilgisi, iletişim kutusu, hiperneural voices, sürüm 1.0 beta yazar, Musharraf Ömer İbn Ömer 2011 hotmail.com açıklama, Neural Voices for NVDA Based on Hyperweb sitesi, http. Evet, duyduğunuz gibi. Böyle. Şimdi ayarlarına bakalım. NVDA tercihler, ayarlar, NVDA proxy, 30 Proxy değil. hotsat, dostluklar, Hyper Voice Manager, özellik Evet. sayfası, Available Voices, liste. Rusça bir tane ses kurmuştum. Türkçe kuramadım. Uygulamada Türkçe bir ses de var. Aslında biz bu sesi biliyoruz. Çünkü aynı ses Elnur TTS'de de var. Çoğunuz Ahmet diyecek. Ama yanıldınız. Ahmet değil. Onu videonun ilerleyen zamanlarında söyleyeceğim. Tek öğe listesi. Evet. Buradan bilgi alabiliyoruz. Model K. Alt V. Bakın, voice model falan basıyoruz. Info. İletişim kutusu. Model K for Irina. Medium. Language. Raw. Russian. Speakers. Bir quality. Medium sample rate. 22. 050 TZ dataset URL. HTTPS. Sesi kaldırabilirim. Evet, hayır seçenekleri var. Ben hayır diyorum. Buradan tar GZ miydi? Tar XY miydi? Unuttum dosya uzantısını. Dosya uzantısının öyle olması lazım. Yoksa ses yükleyemezsiniz. Buradan buna bastığınızda sizi bir web sitesine yönlendirir ve bu web sitesinde çeşitli dillerde sesler var. Mesela girelim. Size İngilizce ve Türkçe seslerin, gerçi Türkçe'de bir tane ses var ama İngilizce ve İngilizce ve Türkçe'den birer tane ses dinleteyim. Evet, şimdi web sitesine yönlendirildik. Burada dil var. Dilleri sizlere saymak istiyorum. Katalanca, Danca, Almanca, Yunanca, evet Yunanca, İngilizce, Amerika İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, İspanyolca, Meksika İspanyolcası, Fince, Fransızca, İzlandaca, İtalyanca, Gürcüce, Kazakça, Lüksemburgça, Nepalce, Belçika Felemencesi, Hollandaca, Norveççe,
Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Aziz Allah Celle Şefaat Ya Resulallah. Sırpça, İsveççe, Swahilce, Türkçe, Ukraynaca, evet, Vietnamca, Çince. İtalyan, Suo, English, English, United, English, Amelie, kapalı, açtı, Danny, Joe, Kat, Joe, Medium, Stefano, Oyna. Mesela bir örnek dinleteyim. Konuşma modu kapalı. Ses belki gelmiyor olabilir. Şöyle yapayım. A rainbow is a meteorological phenomenon that is caused by reflection, refraction, and dispersion of light and water droplets resulting in a spectrum of light appearing in the sky. Evet, böyle bir şey. Böyle bir şey söylüyor. Söylüyor ne? Yani. Söylüyor diyecektim. Yanlışlıkla söylüyor. Söylüyor dedim. Diyecektim. Dedim de hatta. Şimdi Türkçe'ye gelelim. Türkçe. Türkçe ki kapalı. Evet. Defki. Ama bu dıfki diyor. Neyse. Şimdi Defa olmuyor. dıfki diye yazmışlar. Bakın. Ben bir ara Elnur TTS'deki Faruk sesinin işlenmemiş sesini sizlere göstermiştim. Hatırlarsanız. O sesi koymuşlar. Bakın. Gökkuşu, güneş ışınları, yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılması ile gelen ve ışık tayfı Oynat. Sesi indirebiliyoruz ama son güncelleme ile birlikte sesi indirmek haberler ve biraz zor oldu. Ya en azından ben yapamıyorum. Videodan sonra geliştiriciyle iletişime geçmeyi planlıyorum. Sesi indirmem konusunda bana yardım edebilirse sesi kuracağım ve bununla ilgili bir video daha çekeceğim ve sese birazcık NVDA'nın menüsünü ve konuşma ayarlarını okutmayı planlıyorum. liste, masaüstü. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Pil seviyesi, Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. liste, masaüstü. Başlat, ipucu.